Yaşama Sanatı'ndan herkese kucak dolusu sevgiler sevgili izleyiciler. Yine çok güzel bir mekandayız. Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu'ndayız. Yevkoşa'daki yerindeyiz. Vallahi içeriği gezdik, o kadar güzel bir mekan ki. Hemen konuğumuzla devam ediyorum. Kendisi piyano eğitmeni, aynı zamanda piyanist. Sevgili Yaprak Girgin. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Çok cici bir ortam. Girgin'deki yer de güzel ama buranın çok tarihi bir şeyi var, dokusu var böyle. Hani baktığımız zaman camdan böyle bayağı böyle bir şey görüyoruz. Geçmişle gelecek arasında ortada bir yerde buluşuyorsun. Evet, biraz arada ve gerçekten çok mistik, güzel bir havası var. Biz de burayı çok seviyoruz. Hı hı. Hemen seni tanıyor mu sevgili Yaprak? Tabii, ben İstanbul'da doğdum. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı konser piyanistliği bölümünden mezunum. Size şöyle anlatayım. Bu işe gerçekten çok küçük yaşta başladım. Hı hı. Ve hazırlık dönemi, ilkokul hazırlık, orta, lise, üniversite hepsi aynı okulda. Yani bu bir ömür gibi düşünün. Nasıl yani o ilkokulda başladığın dönemde sonuçta ailede birisi var mıydı böyle müzisyen? Hayır. Nasıl oldu başlamak? Benim şansım annemdi. Çünkü annem çok bağlama çalar ve muhteşem bir sesi vardır. O kendisi çok istemişti fakat olmadı tabii o dönemde. O yüzden bizi biraz da programlı bir çocuk olarak yetiştirdi. Hı hı. Ben çok küçüktüm, hep bağlama sesiyle büyüdüm. Ve ilk konserimi de öyle verdim, 6 yaşındaydım. Hı hı. Tabii şu anda artık hatırlamıyorum ama biraz daha büyüdükten sonra konservatuara başladım. Güzel. Çok zorlu, çok disiplinli, çok katı bir eğitimden geçiyorsunuz. 12 yıl sürüyor. Hı hı. Belli dönemlerde çok büyük sınavlar atlatıyorsunuz. Eğer başaramazsınız sizi tamam bu kadar deyip ilişkinizi kesiyorlar. Bu yüzden çok zor bir okuldur konservatuar. Benim arkadaşlarım da hiç unutmuyorum Ankara'dayken. İşte dershaneye gittiğimizde bir arkadaşım vardı. Sevgili Ekin. Mesela hazırlanırdı. İşte sınavlara girerdi. Biz bayılırdık onun mesela gitar çalmasına. İşte barlarda falan kendisi sahne alıyordu. Öyle ortamlarda izlemedim ama dershanede muhakkak her arada muhakkak dinlerdik. Ya hiç unutmuyorum, üçüncü denemesiydi yani konservatuvara girebilmek için. Bu kadar güzel bir ses diyorduk, bu kadar güzel gitar çalıyor, neden giremiyor? Yani gerçekten de aslında sınavlar çok kolay değil, değil mi öyle? Kesinlikle. Yani binlerce kişi giriyor ve aldıkları sayı gerçekten 12-15 gibi. Benim girdiğim sene de öyleydi. Ve bu toplam bölümlere seçiliyor. 3-4 piyanist olarak seçiliyor. Tabii dediğim gibi gerçekten eğitim çok disiplinli, çok katı bir eğitim. Günde her gün 6 saat piyano çalışmak zorundasınız. Siz düşünün, yani çok küçük yaşta bir çocuk hem okula gidiyor, tarih dersi, matematik dersi, her şeyi var konservatuvarın bünyesinde. Hı hı. Üstelik bir de 6 saat piyano çalışmak zorunda. Ve hocamız böyle bize söylerdi. O zamanlar kaset vardı. Her gün 6 tane kaset doldururdum evde. 6 saati tamamlamak için. Öğretmenim ertesi gün onu dinlerdi. Yani çok güzel, çok iyi bir, çok zor. Fakat mesela hayatım boyunca genelde sanatçılar böyledir, konservatuvardan yetişenler. Çocukluğunu yaşayamazlar. Yani ben hiç... Mesela bahçede oynayamadım. Beni çağırdıkları zaman anneme bir şey derdi. O piyanist çıkamaz. Ama sevgili Yaprak, bu seçim meselesi. Belki bazı insanları şey tatmin ediyor. Evet, yani her çocuk illaki o anda bahçede oynayacak. Evet, tabii ki bütün çocuklar okuyacak. Sana göre de belki piyano çalmak bir oyun gibi gelebilir. Yani onu sevmek de, bu da tabii, aslında çok önemli. Yani çok sevdim ama şöyle düşünün. Çok küçük yaşta bir her çocuk çok... bunu bilmeyebilir. Mesela düşünün 8 yaşında bir çocuk oyun oynamak istemez mi? Tabii. Ama sizin öyle bir şansınız olmuyor. Çünkü bu şeyin içinde, artık bu sistemin içinde müthiş bir eğitimden geçiyorsunuz. Çok zor bir eğitimden ve çok seviyorsunuz. Hı hı. Ve ben hep gülerdim. Yani derdim ki ya tamam, hiç böyle bir istek de olmuyor aslında. Çünkü çalışmanın verdiği bir şey. Sadece etraftakiler bilemezlerdi. Ya yazık, demek ki bu da hani bir hastalığı var gibi. Piyanist o çıkamaz falan gibi. Yani böyle büyüyorsunuz, anlatabiliyor muyum? O zaman büyük bir bedel ödeyeceksin. Yani o zaman sevgili izleyiciler izliyorlarsa bizi, bunun bir sonuçta bir bedeli var.
Kesinlikle. Fedakarlık yapacaksın bazı şeylerden. Kesinlikle. Yani biz şimdi bana soruyorlar, benim Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu'nda 14. yılım. 14 yıl önce adaya ilk geldiğimde bu okuldan hocalarımızdan bir davet alıp geldim. Ve geldiğimde şunu gördüm. Gerçekten bambaşka bir dünya. Mesela Kıbrıs'taki aileler inanılmaz müziğe meraklı. Çocuklarını çok fazla ders aldırmak istiyorlar. İşte bunun için doğru eğitimden geçen insanları seçmeleri gerekiyor. Kıbrıs sanatın başarısı gerçekten buradan. Bizim bütün hocalarımız, Turgay Hocam, kurucularımız, Gözlem Hocam, yani hepsi konservatuarla. Evet, biz bir bedel ödedik. Ben yıllarca sahneye çıktım. Yıllarca bir sürü yerde konser verdim. Ama şimdi aldığım haz ve mutluluğu hiçbir şey değişmem. Sevgili Gözlem'e buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Programa başlamadan önce Yaprak'la tanışmanız nasıl oldu dedim. Akşam uçağı atladı geldi, sabahleyin derse soktum kendisini dedim. O gün bugündür terk etmiyor bizi. Çok güzel, bayağı komik bir espriydi bu. Kesinlikle. Gerçek bir espri ama aynı zamanda evet, da. Evet, ama çünkü beni çok sevdiler. Yani sevgili Gözlem'in ailesi, yani... Şöyle söyleyeyim, evde mesela sabah kahvaltı edip bana 1,5 yıl boyunca ne yedilerse bana da getirdiler. Hafta sonları ben çünkü yalnızım ve gurbettesiniz ve ben daha önce evet yurt dışında İtalya'da yaşadım. Her yaz Fransa'ya gittim, ailem çoğu orada. Birçok ülke gördüm ama burada beni o kadar çok sevip pazar günleri anneannelerinin yanına götürdüler. Yani dedelerini, bundan daha büyük mutluluk olamaz. Yani her şey sevgiyle oluyor. Ben o yüzden gerçekten burayı çok seviyorum. Evet, çok güzel. Şimdi istersen miniklerden, öğrencilerden bahsedelim. Tam olarak hep böyle bir şey vardır. Bir kriter var mı piyanoya başlama yaşı şu olmalıdır diye? Yani hani aileler izliyorlarsa ne yapmalıyız? Çocuklarımızı nasıl yönlendireceğiz? Şimdi 4 yaşından itibaren tabii bu çok önemli bir şey. Yani çok dikkatli olunması gereken bir şey. 4 yaşından itibaren çocuklarınızı bize getirebilirsiniz. Evet, biz onlara bir deneme dersinden geçiriyoruz. Aslında hepimiz o anda onun neye yatkın olduğunu çözebiliyoruz. Bazen aileler benim çocuğum piyano çalsın istiyorum, o yüzden piyano dersine getirdim diyor. Bu tamamen yanlış bir yaklaşım. Şey gibi bir şey mi sevgili Yaprak? Yani kendi bazen yapmak istediklerini çocuğa evet, yaptırmaya çalışıyorlar ve zorluyorlar. Aslında evet, hoş bir şey değil yani diye düşünüyorum evet, ben açıkçası. Yani hani o egonu neden çocuğun üzerinden tatmin edeceksin? O belki farklı bir enstrüman çalacak. Kesinlikle. Zaten bizim burada yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi bu. Biz hiçbir zaman Kıbrıs sanat ailesi olarak hiçbir zaman sizin geldiğiniz ve söylediğiniz şey değildir bizim yapacağımız. Bizim ne yaptığımız işi biliyoruz ve diyoruz ki evet bu çocuk gitar çalabilir veya piyano çalabilir. Biz bu şekilde yönlendiririz ve aileler de bize güvenip çocuklarını emanet ederler. Evet. Kültür de bazen önemli olabiliyor mu? Mesela şey var sonuçta burada. Çocuklar bale de öğreniyorlar. Anne babalar bazen erkek çocuklarında işte ya hani balet olmalarına evet, birazcık şeyler böyle işte ne olacaksın işte şu ol bu ol, bateri çal ya da işte sen erkeksin ne olabilir keman çal, gitar çal falan gibisinden ama bir şöyle baktığın zaman çok ünlü baletler de çıkıyor sonuçta erkeklerden. Sonuçta onların da bir şekilde o sahneyi paylaşmaları lazım. Sadece düşünsene bayan kadınlar, evet, ufak minik kızlardan oluşan şeyleri düşün, balerinleri düşün. Bu konuda neler söyleyeceksin? Hani kültürümüzü neden bazen aşılamaya çalışıyoruz? Mesela sen ne kadar güzel, annen bağlama çalıyormuş ama sen bir piyano evet, öğretmenisin, aynı zamanda piyanistsin. Evet, dediğim gibi bu aslında biraz sizin ailelerle olan iletişiminizle de alakalı. Yani eğer size gelip ne yapmasını istediğini söylüyorsa bu aileler, biz onları anlatıyoruz. Biz seminerler verdik mesela, çocuklarımızın bütün ailelerini topladık. Onlara dedik ki bir çocuğa eve girdiği zaman şunu söyleme, piyano çaldın mı, kemanını çaldın mı, dersini çalıştın mı? Bu çok yanlış. Sizin çocuğa demeniz gereken şey aslında şu.
ben şimdi bir çay yapacağım ama acaba senin şu güzel bir şey çalıyordun, onu bir dinleyeyim mi dediğiniz anda o çocuk otomatik olarak piyanoya oturuyor zaten. Anlatabiliyor muyum? O çok ince bir çizgi. Siz çocuğa ne verirseniz aslında o ona çok açık. Ama bunun en önemli, bana kalırsa bu işte en önemli şey şu. Anlatma şekli mi? Evet, yani çocuk sizi sevmeli. Eğer bir çocuk sizi severse ondan sonra bu sanata giden yol çok daha kolay yürünebilir. Çünkü hayatta hiçbir şey zorla olmaz. O yüzden ilk iletişim bizde çok önemlidir. Dediğim gibi yani burada aileler de mesela bazen çok komik anılarım var. Benden şey istemişlerdi bir kere, nikah masasını öğretir misiniz çocuğumuza deyip böyle komik, çok tatlılar bütün aileleri, yani hepsi çok seviyoruz hepsini. Yani çok komik istekler oluyor. Bu hayatımız boyunca böyle şeyler oluyor zaten. Tabii falan deyip herkesin bir sevdiği şey var. Biz elbette ki biz doğru bir teknikle öğretiyoruz. Nota okumayı bilmeyen bir çocuk olamaz. Nota okuyamayan bir piyanist, kemancı olamaz. Böyle bir şey yok. Yani bu evlerde ders verme gibi bir durum değil. Eğer ki bunu biliyorsa çocuk, zaten bir süre sonra o kendi ne isterse onu çalmaya başlıyor. Ondan sonra sizin zevkinize de ne, o da onu duyunca seviyor, elbette ki çalıyor. Ama temeli mutfağı çok önemli. O zaman sizin dediğiniz gibi nikah masası dediğinde gösterecek misiniz? Yani tabii ki ailelerim benim için çok önemlidir. Onlar şimdi tabii ki şaka bir yana, zaten onlar da artık bizi çok seviyorlar. Binden fazla çocukla 14 yıldır çalışıyoruz. Bütün aileleri ve yani hepimiz bir bütün olarak, gerçekten Kıbrıs sanatının arkasında çok büyük bir ekip var. Yani bizim öğrenci işlerimizden halkla ilişkilere kadar biz... şöyle söyleyeyim size, bizim bir çalışma saatimiz yok aslında. Mesela bana 6 yaşında, 7 yaşında bir çocuk geldi. Sadece akşam 7.30'da boş saatim var. Çocuk uyuyacak o yaşta bir çocuk. 7.30'da piyano dersine geliyor. Ve bu bizi çok etkiliyor mesela. Hayır dedi öğretmenim, geleceğim. Yani bizim için bir iş saati, bir şey yok. Çünkü sanatçı olmak böyle bir şey. Bir okulu eğer iki sanatçı kurduysa, İşte o zaman doğru yerdesiniz zaten. Evet. Peki kendilerini geliştirme aşamasında neler yapılabilmeli? Yani ülkemizde mesela uzun süre yurt dışında da yaşadın, Türkiye'de de yaşadın. Biraz böyle kıyaslama yapacak olursak Kıbrıs şu anda nerelerde? Kendilerini geliştirebilmek için şeyler de çok şart sonuçta. Konserlere gitmek de değil çok. Mi? Yani hani sadece ders almak nereye kadar? Hani bunu bir şekilde uygulamalı olarak pekiştirmek lazım. Değişik stilleri de görmek lazım. Bu konuda neler söyleyeceksin? Şimdi biz Kıbrıs Sanat'ta şunu söylüyoruz. Hemen hemen her ders sonunda mutlaka ailelerle biz göz göze geliyoruz. Ve mutlaka o gün çocuğun nasıl, ne yaptığıyla ilgili mutlaka bir bilgi veriyoruz. Onlara diyoruz ki mesela parçayı bol bol dinlemesi gerekiyor. Müziği ne kadar çok dinlerse kulağı zaten o kadar ona yatkın oluyor. Bu gerçekten hiç bilmediğiniz, bir haftada gelip ders alıp gidip öğrenebileceğiniz bir enstrüman değil. Her gün bir sporcu gibi pratik yapmak zorundasınız. Tabii ki biz her çocuğun bir Beethoven olmasını beklemiyoruz. Evet. Ama özellikle piyano adına şunu söyleyebilirim size. Piyano dersi alan çocukların bilimsel olarak çok çalışma var. Bunları araştırabilirsiniz. Matematik ve sayısal zekaları çok daha üstün oluyor. Yani bir şeyleri eğitebiliyorsunuz. Ve bu neyden kaynaklanıyor? İki lobu kullanmasından mı kaynaklanıyor? Kesinlikle. Benim? Bir de mesela piyano yazısında iki satır diye normal herkes iki satır görür. Ama biz, sizin iki satır olarak baktığınız şey bizim için bir satırdır. Ve onu tek görebiliriz. Yani gerçekten çok beyni çalıştıran ve gerçekten çok ileriye götüren bir şey. Çocuklar dediğim gibi bir Beethoven olmayacaklar belki çoğu ama yaratıcılıkları ve çok öğrencim var bana gelip de matematik notum yükseldi öğretmenim diyen çok öğrenci var. Bu da işte yani o doğru eğitim. O bağlantıyı kurmak daha da şey oluyor, kolaylaştırıyor. Tabii. Yani çünkü çok zor bir iş. Solfej, nota okumak, biz burada hepsinin üzerine gerçekten çok emek verip çalışıyoruz. Çünkü her çocuk sizin anlattığınız şekilde algılamak zorunda değil. Her çocuğun başka bir yerden becerisi var. Her çocuk başka bir yerden alıyor.
Bizim işimiz onu nereden öğretebileceğimiz. Anlatabiliyor muyum? Çok yani önemli biraz daha... Evet. Yerdesiniz. O ince evet. Çizgi çok önemli. Evet. Peki şeyi merak ediyorum. Yurt dışında hiç böyle ilginç bir anı başınıza gelmiş miydi? Aslında şu ülke ne kadar güzelmiş, hiç farklı düşünüyordum, şöyle oldu dediğiniz bir anınız var mı mesela? Şimdi ben herhalde bir 12-13 yaşlarından beri sürekli yurt dışına gidip geliyorum. Şöyle söyleyeyim. Okuduğum okul ve yaptığım işten dolayı birçok kapı zaten sonuna kadar açılıyor size. Mesela en basit örneği, işte havaalanından geçerken bile, mesela Fransa çok bazı ciddi kuralları vardır. Mesela Fransa'dan birçok konser ya da bir yerden geçerken piyanist olduğunuzu duydukları anda diğer herkes ne olursa olsun size öncelik veriyorlar ve ben bunu çocukluğumdan beri yaşıyorum. Ne güzel. Yani bu gerçek bir ayrıcalık. Ben İtalya'da yaşadığım dönemde inanılmaz, tabii günde 6 saat 7 saat piyano çalıyorum, ona göre bir evde yaşıyorum. Dışarıdan alkış sesleri koptu bir gün. Dedim ki acaba başka bir şey var herhalde hiç. Şeyin kapısını bir açtım, dairenin kapısını, bütün komşular çıkmış, hepsi alkışlıyorlar. Yani sanat gerçekten evrensel. Siz eğer bunu yapıp dünyaya açıldığınız zaman size gerçekten bütün kapılar açılıyor. Her dili bilmek zorunda değilsiniz ama bir çocuk yurt dışına çıktığı zaman eğer bir Bach çalabiliyorsa onu bütün herkes zaten ayakta alkışlıyor. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Evet. Sanatçıların böyle baktığımızda, geçmişlerine, yüzyıllar öncesine baktığımızda pek böyle şey, günümüzle kıyaslandığı zaman bakıyorsunuz aradan o kadar zaman geçmesine rağmen o aynı duyguyu, o aynı acıyı, o aynı aşkı, evet, heyecanı hissedebiliyorsun. O sanatçıların... İşte ölümleri, yaşamış olduğu şeyler zamanında belki bilinmiyor, kıymeti bilinmiyor. Yüzyıllar sonra kıymeti, evet, biliniyor. Bu da bazen insanı üzüyor, etkiliyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani geçmişteki gibi mi hala devam ediyor yoksa artık bazı şeyler değişti? Sanatçıya verilen değer, önem, yaşadığı süre içerisinde hayat şartları, maddi açıdan, manevi açıdan, evet, daha mı iyi diyebiliyorsunuz sence? Piyanist olarak. Bana kalırsa evet, tabii ki değişti. Maalesef iyiye doğru değişmedi. Yani ben bunu görebiliyorum. Hani çok daha fazla önem verilirdi. Çok daha fazla şeyler, evet, bir yandan kaybediyor belki ama çok fazla bu işi yapmaya çalışan insan var. Mesela o dönem yazılan eserler, onlar zaten artık bambaşka. Yani onların yerine mümkün değil gelmesi. Hep onun şeyleri. Merak ediyorum. O insanlar, Sevgili Yaprak, ne yaşadılar da o mümkün değil, bambaşka dediğimiz. Yani bizim artık şey geliyor bana. Evet, o eserlere biz seslendiriyoruz. Fakat bizde ne eksik de biz onlar gibi olamıyoruz. Bizden yine yeni bir şeyler, güzel şeyler çıkmıyor. Ya çok uğraştık onlar gibi olmak için, öyle söyleyeyim. Gerçekten yani. Ya dünyada bir şeyin eksikliği mi var? Kendimize dönmüyor muyuz? Yani nedir geçmişte şu anda kıyasladığımızdan? Şimdi tabii çok genç besteciler var. Yani çok iyi konservatuarlı, çok genç bir şeyler üreten, evet, besteciler var ama onun gibi değil. Çünkü o insanlar sadece yaşadıklarıyla ilgili değil. Bence onlar gerçekten dahiydiler. Yani, hı-hı, normal beyinlerin yazabileceği şeyleri yazmamışlar. Biz hala bazı şeyleri çözemiyoruz. Yani o dönemin dünyaya kattığı en güzel şeydi bence. Yani ona hep yapılan besteler bile birbirine benzedi ondan sonra. Değil mi? Kesinlikle. Ya o tınılarda yine o sanki o öze dönüş, evet, yani ilkine dönüş gibi bir şey oldu. Birini dinlediğiniz zaman diyorsunuz ya Beethoven gibi, işte bak buradan bunu yapmış. Ayırt edebiliyorsunuz. O zamana ait bir şeydi. Tabii ki şu anda da çok güzel şeyler var. Ama dediğim gibi şimdilik ruhtan kaynaklanıyor olabilir. Evet, evet, evet. Peki şey nasıl geçti? Bu dünyayı etkileyen bir süreç, bu pandemi süreci sizi nasıl etkiledi, seni nasıl etkiledi? İçe dönük kendinde bir besteler çıkarabildin mi? Yoksa tam tersine online sistem içerisinde bir şekilde savrulduk biz de.
mi diyorsun? Şimdi pandemi sürecinde biz çok çalıştık. Yani gerçekten neyi nasıl yapabileceğiz? Çünkü daha önce başımıza gelmeyen bir durumla karşı karşıyayız. Hı hı. Ve piyano dersinin online olması gerçekten hiç kolay bir durum değil. Çünkü biz hep çocuklarla iç içe, göz göze ders yapıyoruz. Fakat şimdi pandemi döneminde online derslerde telefonu klavyenin bir köşesine koyar çocuk ve ellerine bakmak zorundayız. Biz onun ellerini görüyoruz, tekniğine müdahale ediyoruz ama o bizi görmüyor. O yüzden birçok şey aslında çocuğun tek başına kaldığı bir dönem oldu. Onun sizi o anda görmesindeki şey nasıl oluyor? Nasıl bir etki yaratıyor mesela? Güç alıyor. Güç o gözlerden alıyor. Güç alıyor. Kesinlikle güç alıyor. Yani bizim ilk dönemlerde hep sesimiz kısıldı derslerden sonra. Çünkü hep anlatıyoruz. Biliyorum ben buradayım. Böyle yapabilirsin. Çünkü gerçekten 5 yaşında bir çocuğun online piyano dersi yapması hiç kolay bir şey değil. Çok büyük bir başarı. Çok doğru. Ve kendi başlarının çaresine bakmayı öğrendiler. Eskiden biraz daha bize yaslanıp tamam doğu buydu şöyleydi diyen çocuklar şimdi tamam öğretmenim siz merak etmeyin deyip çalabiliyorlar. Yani biz bunu avantaja çevirdik. Okul olarak çevirdik. Buna güzel. İnanıyorum evet. Önemli olan da bu zaten değil evet. mi? Peki sevgili izleyicilerimize veda edeceğiz. Neler söylemek istersin, eklemek istediğin neler var? Çok teşekkür ederim öncelikle. Bizler de çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi sanatla, gerçekten sanat ve müzikle ilgilenin ve çocuklarınıza bunu aşılayın. Bu çocukların büyüdüğü zaman inanılmaz büyük dönüşler alacaksınız. Sakın vazgeçmeyin ama en önemli şey doğru yere emanet edin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi gözlerinizden ışıltı, dudaklarınızdan tebessüm, gönlünüzden sevda eksik olmasın efendim. Hoşça kalın.